şöyle şunları. Şu şeyden de koyalım. Evet. Şöyle erkek. Yani çok pahalı. 8.000'lerde 5.000'ler artık. Merhaba, siz tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Hadi Kadıoğlu. Ne iş yapıyorsunuz abi? Gümüş dükkanı var, esnafım. Peki şu anda gümüşe bir talep var mı? Şu anda gümüşün gramı ne kadar? Şu an gümüşün gramı cuma günü ve dünkü olaylardan sonra 5 TL'ye kadar arttı. Şu an 34 bin lira. Peki, 1 kilogram gümüşün fiyatı. Gümüş bir yatırım aracı mı? Evet, gümüş şu an bir yatırım aracı. Altından daha fazla değer kazandığı için vatandaşlar talep ediyor. Çünkü alım gücü nasıl peki? Alım gücü altına göre biraz daha kolay. 1 kilogram gümüş 28 bin lirayken cuma günü bugün 34 bin liraya çıktı. Tam 6 TL arttı. Bu da oransal olarak baktığımızda %21 gibi bir rakama denk geliyor. Yani böyle bir artışı altında karşılamak mümkün değil. Yani altında maksimum artış %2-2,5 falan olur. O yüzden vatandaşların bir gümüşe talebi arttı. Bu doğrultuda. Şu anda düğün sezonu, aynı zamanda düğünlerin vazgeçilmezi de altın. Ama sanırım bu değişiyor halk arasında. Gümüşe bir talep var mı düğünler için? Düğünler için gümüşe talep var. Şurada göstereceğim ürünlere bakabilirsiniz. Bu ürünler altında minimum 100 bin lira, 80 bin lira civarındayken gümüşte 4 bin, 5 bin, 3 bin, 6 bin civarlarında satılıyor. Abiye kıyafetleri de evet çok güzel oluyor. Tabii tabii talep ediyorlar. Geçen yıllara göre mi peki yoğunluk var yoksa bu yıl mı? Evlenecek çiftlerin üzerinde. Geçen sene gümüşe talep artıyor altına göre. Çünkü altın çok yüksek fiyatlı bir ürün. Ve işçilik ödediğinizde de paranız yanmış oluyor. Bu işçilik gümüşte biraz daha ucuz olduğu için insanlar paralarını kaybetmek istemiyor. Doğal olarak gümüşe yatırım ve gümüş takılara ilgi gösteriyorlar diyelim. Peki şu anda piyasada sahte gümüş var mı? Piyasada sahte gümüş şöyle var. Gümüş kaplama adı altında krom kaplamayla satılan bakır ürünler var. Duyuyoruz, geliyor internetten falan aldım diyor, gümüş diyor. Ama bir bakıyoruz ki altındaki materyal bakır ya da çinko gibi değişik maddeler çıkabiliyor, metaller çıkabiliyor. O tür ürünlerin üzerine zaten gümüş kaplama yapılmıyor. Kromla bir kaplama yapıyorlar. Bu kaplamaya da gümüş kaplama diye satıyorlar ama gümüş değil o sonuçta ürünler. Böyle ürünler var piyasada. Peki vatandaşlarımız gümüş olduğunu nasıl anlar? Sahte olmadığını nasıl anlayabilir? Yani üzerindeki damgaya falan bakacaklar diyeceğim ama o damganın da sahtesini yapıyorlar. Ya mutlaka bir yere sormaları lazım. Yani sürtmeleri falan lazım. Bunları da yapacakları iş değil. Bir şekilde baktığımızda anlayamazlar. Ya fiyattan anlayabilirler. Çok ucuz ürünlere kaçmaları lazım. O ürünler gümüş olmuyor çünkü. Teşekkürler.